Boyun kısmımız. En lezzetli yeridir bence. Gerdan. En lezzetli yeri. Kürek kısmımız. Evet. Etleklerimiz geldi. Çakalımız. Ve karışık dediğimiz mevlamamız. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde. Kocaeli'ndeyim. Kocaeli'nde çok merak ettiğim bir mekanın önündeyim. Sosyal medyadan birçok videosuna denk geldim. Neredeyiz? Erkonyalılar. Konya mutfağının Kocaeli'deki efsane temsilcisi. Benim Konya mutfağına olan düşkünlüğümü de bilirsiniz. Şimdi içeriye girelim. Fevzi Usta'm bizi bekliyor. O Konya mutfağının etli ekmekleri, fırın kebapları, bamya çorbası ve tatlılarıyla harika bir sofra kuracağız arkadaşlar. Hadi gelin bu lezzetli ve güzel videoya hep birlikte başlayalım. İçeriye girdik. Fevzi Usta'mla birlikteyiz. Fevzi Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sonunda kavuştuk. Vallahi bayağı oldu. Yemin çok ediyorum yani sosyal medyadan birbirimize şükür diyelim. Uzaktan tanışıyorduk, artık yüz yüze tanışmış olduk. Konyalılarla biz komşuyuz Antalya olarak. Vallahi görüyorum, takip ediyorum zaten. Görüyorum. Evet abi, şöyle Erkonyalıların bir hikayesini senden dinleyeyim. Vallahi Erkonyalılar 93'te kuruldu. Evet abi. Anadolu yakasında İstanbul'un 93. Hı-hı. Daha sonra şubeler. 2011'de de Fevzi Genç Erkonyalılar buraya kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Abilerle beraberiz. Çok güzel. Neler yapıyoruz burada? Burada Konya mutfağı. Evet. Tabanımız diyelim. Nelerimiz bamya var? Bamya çorbasıyla başlıyoruz. Etli ekmek, bıçak arası, mevlana. Et olarak da kuzu tandır yapıyoruz. Fırın kebabı. Oo, şurada görüyorum malzemeleri zaten. Bunlar şu bıçak arası galiba. Bıçak arası. Bu etli ekmek. Bu da kaşarımız. Bestulum. Bestulum mu bu? Bestulum. Oo, çok güzel. Hamurumuz. Böyle elle açıyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İşte Konya mutfağı böyle elle metrelik mi yapıyoruz? Aynen. Yani çok metreliğe kaçmıyoruz biz yani. Metreliğin bana göre çok şeyi yok. Evet. Kıvamında olsun, tadı lezzetli, kıyması, hamur iyi olsun. Gerisi metresi önemli değil. Önemli değil. Peki orijinal Konya etli ekmeği şöyle oluyor mu zaten? Dark ve geniş. Yani aşırı geniş de değil. Evet. Yani çok dar da değil. Yani zaten birazdan burada göreceğiz. Hı-hı. Standardı budur. Kimileri çok geniş açıyor. Evet. İşte bir isim vermeyeceğim. Öyle genişlik de olmaz. O zaman lahmacuna kaçar. Ha, o şekilde lahmacuna kaçıyor. Aynen. Evet. Şimdi bıçak aramızı döşüyoruz. Bıçak aramızı başlıyoruz. Evet. Bıçak arasının içinde neler var? Şöyle bir anlatalım bilmeyenler için. Bıçak arasını kuşbaşı etten satırla evet. Doğruyoruz bunu. İçerisine biber, biraz domates, hı-hı, az da yağ katıyoruz. Çok az. Çok az da yağ çok katıyoruz. Az yağ katıyoruz. Yağ, kuyruk yağ mı? Kuyruk İç yağ. Tabii kuyruk yağ. Peki etli ekmeğimizin içinde ne var? Etli ekmeğimizde de çok az aranda soğan, çok az domates ve biber gibi ona da. Evet. Peki tandırımız nerede? Hemen tandıra geçebiliriz. Tandırımız burada. Hadi geçelim. Ustam kolay gelsin size. Bakır kazanın başına geçtik. Geçtik bakalım. Fırın kebabımız budur diyorsun. Hazinelerimiz burada. Boyun kısmımız. En lezzetli yeridir bence. Aynı. Gerdan. En lezzetli yeri. Kürek kısmımız. Evet. Kol dediğimiz. Evet. Bir de ne çıkaralım? Kaburgalardan çıkaralım size. Kaburga, ya etin kemiğe en yakın kısmı en lezzetli kısmı. En lezzetli yeridir kesinlikle. Evet, kaburgalarımız şu şekilde. Allah. Bunu zaten uğraşmaya gerek yok. Şöyle ayrılan bir et parçamız. Bir incimiz var mı? İncik bulacağız. İncik. İncik de iyidir be. Kaldıysa eğer incik çıkaracağım. Evet. Bu da en favori tutulan ürünümüzde inciğimiz, kuzu inciğimiz. Vay 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 vay, şuna bakar mısınız ya? Zaten daha tepsiye girmeden dağılıyor abi. Aynen öyle. Vallahi lokum gibi. Orada çorba mı var? Bamya çorbamız. Bamya çorbamız. Konya mutfağının olmazsa olmazı. Bamyamız. İnşallah şöyle. Eskiden bamya çorbası yemeklerin üstüne içiliyormuş. Bizim aynen öyleydi. Düğün yemeklerinin baş yemeğiydi. Evet. Ama şimdi çorbaya döndü. Aslında bu normalde midede... Normalde Konya'da bütün yemekler yenir. Üstüne mideyi hazmettirirse bamya çorbası içilir. Biz de öyle yapalım bugün. Aynen öyle. Yaşatalım. Ustam pideleri attı. Evet, şu an pidelerimiz hazır, fırına gidiyor. Burası sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi olduğu için de odun ateşinde rahatlıkla yapılabiliyor. Kesinlikle.
Şimdi duvarlara asmış Fevzi abi buraya küçük küçük bamyaları. Şu anda bunun fiyatı ne kadar Fevzi abi? Şu anda 500 TL. Hatta geçen gün bir espri yaptım. Ben hırsız olsam buraya gitsem sadece bamyayı alır giderim. Abi hırsızlara davetiye çıkarıyorsun ama sen de canım. Vallahi. Çok değerli şu anda. Bu Amasya'da yetişiyor, Konya'da pişiyor. Bizim Konya mutfakları tüketiyor. Aynen öyle. Vallahi öyle. Amasya'da biz tüketiriz bunu. Gerçekten yani elmasları duvara açmışsın abi sen ya. Aynen öyle. Vay be. Et ekmeğimiz geldi. Et ekmeğin standart et ekmek bana göre yani budur. Çakalamız ve karışık dediğimiz mevlanamız. Çok güzel görünüyor ya. Bu sesi alıyorsanız et ekmek diğerleri çok güzeldir bence. Allah Allah. Hadi geçelim şimdi masaya. Masaya geçelim. Duman üstünde abi. Tandır da alalım. Hazır buradayken tandır da. Tandır da fırında o zaman. Aynen, fırında tamam. Fırında. Gelsin abi. Ha, ısıtmak için bir fırına atıyoruz abi. Değil mi? Seslere bak ya. Abi ses yıkılıyor. Aman ustam elini yakma. Usta zaten alışmıştır eli artık. Evet. Buz var da orada. Hadi abi hadi. Sabırsızlanıyorum vallahi. Hadi geçelim. Yemek yemedim. Sizi bekliyorum. İşte geldik en güzel ana. Şimdi lezzetlerin tadına bakacağız abi. Ben hemen gelir gelmez burada bir şey tadına baktım. Sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Süzme yoğurt, üzerine üzüm pekmezi ve ceviz. Çocukluğumun lezzetidir. Çocukluğumda çok bununla karnım doyurdum ben arkadaşlar. Hala akşamlar falan canım tatlı çektiği zaman hemen yoğurdun üzerine döker böyle cevizle götürürüz abi. Aynen öyle. Sabah kahvaltısında şey yapıyorum ben bunu. Üzerine muz ve çilek böyle meyvelendiriyorum abi biraz. Abi atom yapıyorsun. Badem, badem de atıyorum. Abi sabah kahvaltısında falan çok güzel oluyor yani. Atom. Aynen öyle. Abi hangisinden başlayalım önce? Da önce bir önce bilgi verelim. Bakın şurada kaymaklı bir baklavamız var. Evet. Sizin kendi spesiyaliniz. Burada sacaramız. Sacarası Konya mutfağının. Klasik. Bamya çorbamız var. Çorbamız. Salatamız var. Fırın kebabımız var ve etli ekmeğimiz var. Şimdi bunun bir porsiyon fiyatı ne kadar abi? 85. Kaç gram var içinde? 110 gram. 110 gram var. Hı-hı. Bamya çorbasının fiyatı ne kadar? 40 lira. 40 lira. 35. 35 lira. 35. Etli ekmek? Etli ekmek 45, bıçak arası 50, 57 arasında değişiyor. Tamam. Fiyatımız. Buranın şu bir porsiyon mu abi? Bir porsiyon. Bir porsiyon. Uzun bir tanesi bir porsiyon. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz abi? Çorbayı üstüne içeceğiz. Aynen bamya. Biz Konyalılar üzerine içeriz. O zaman başlayalım mı abi şöyle? Kesinlikle. Etli ekmekten. Haydi bakalım. Önce bir tane alayım şöyle. Evet. Yerimiz Kocaeli'de sanayide arkadaşlar. Kocaeli Gebze Organize Sanayi'deyiz. Şekerpınar'da. Kendi ürünümüzün tadına kaşarı sindirin biraz. Evet. Ateştenmiş daha, bu çok sıcak ya. Vallahi sanki bizim ocak ateşte. Yani yandı ağzım. Lezzeti, kıvamı, içindeki sebzelerin dengesi gerçekten orantılı. Çok yerinde, orantılı. Kesinlikle. Böyle yani birbirinin önüne geçen bir lezzet yok. Yerken kaşar alıyorsun, et alıyorsun, sebze hepsini alıyorsun, hamuru bisküvit gibi. Hamuru da lezzetli abi. Benim pidede en çok önemsediğim noktası hamur abi. Zaten en önemlisi o. Evet. Eğer onun kıvamını, mayasını dinlenmez, düşüremezsen istediğin kadar güzel et koy o hamurun üzerinde durmaz. Bir de bu altının pişme oranı. Altı, fırının yani tavı çok güzelse güzel bir pide yersin. Taban dediğimiz taban olay. Dediğimiz olay. Şu anda lezzetli bir pide yiyorum. Gerçekten Konya mutfağının birçok noktada temsilcilikleri var arkadaşlar. Her şehirde bir Konya mutfağı yazar. Ama gerçekten Konya mutfağına ait lezzetleri bulmanız çok nadirdir. Özünü bulmak. Özünü bulmak çok zordur. Fevzi ustam bir de bu işi yakalamışsın. Eyvallah. Tebrik ederim gerçekten. Şimdi etli ekmeğin de tadına bakalım. Aynen. Şimdi hepsiyle biraz sonra karnımızı doyuracağız ama ufak ufak size tadımını yapmak istiyorum. Evet. Şu olay. Ters çevireceğim abi. Dökülmüyorsun tamam ya. Kesinlikle. Hah. Bitti. Altının pişme kıvamı çok güzel. Gofret kıvamında. Çıtır çıtır götür. İşte şu kıymalıyı sulu sulu pişirme bunu. Fırının tavuğundan kaynaklanır. Kesinlikle. Çok güzel. Bu da burada bekleyin dursun. Aynen öyle. Bıçak arasına geçelim. Öyle yapalım. Orada bıçak arasına. Ama sen yemiyorsun. Ama ben az az atıştırayım, eşlik edeyim. Asfalt çiğ
Pideler süper. Şurayı ayırıyorum, biraz sonra ondan hepsini götüreceğim abi. Hı-hı. Mevlana'ya bayıldım ya. Valla pideler, ustalarımızın başarısı işte. Hepsi kendi beraber uzun yıllar, yani 12 yaşından beri beraber çalışıyoruz arkadaşlar, yeğenleri. Yani çok, çok uzun yıllardır beraberiz. Ekip abi kardeş gibiyiz biz burada. O şekilde. Bu ayran yoğurt bir ayran. Efsane. Bu ne abi? Koyu bir yoğun bir ayran içiyorum şu anda. Yoğurdum biraz sulu hali. Tadı nasıl abi? Çok iyi. Evet. Şimdi bir de oraya gidelim. Asıl olaya gelelim de. Oo. Abi şuna baksana ya. Et koymadan tutuşlar ama. Abi et yok. Et yok. Et ay, yok. Vay vay vay. Şu elle yenir galiba. Aynen elle. Elle. Şuradan hafif yağlı ellerinden koparıp. Etin yağlısı yiyin delikanlısı derler bizde. Abi şöyle. Lokum koyalım. Şöyle. Bunu zaten öyle veya böyle diyecek bir şey yok. Kuzu ya, fırında kaç saat pişiyor. Bir de çok emeklidir bu. Ve bizim karaman kuyruklu kuzu bu. Kesinlikle. Karaman kuyruklu kuzu. Arkadaşlar bu normal tandırlar gibi değil. Hani fırını at çıkar değil. Bunu çocuk gibi böyle oyna oyna pişiriyorlar. Çok zahmetlidir. Konya fırın kebabının bir özelliği de kurumaz. Kendi yağının içinde piştiği için böyle sulu sulu kalır. Lezzetlidir yani. Dokunmaz insana. O yağ hem besler, yumuşak olmasını sağlar. Kesinlikle. Şimdi buzun olay gibi de bir şey. Kuyuda, kuyu tandırlarda ve çevirmelerde genellikle kuruyor. Kurur. Neden kuruyor? Taze yerken yerken güzel oluyor da böyle. İlk bir saatte yedin yerine. Ondan sonra kurur. O müdeyi de biraz. Aynen rahatsız eder. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu devamlı böyle yumuşacık, pamuk gibi bir et yemişsiniz. Aynen öyle. Evet. Sıra geldi Bamyat Odam. Bamyat, evet. Yediklerimizi hazmedelim. Yani Osmanlı zamanında iki tuzlu bir tatlı, tatlı olayı varmış oradan abi. Oradan gelme belki de. En son aralarda bamya çorbası verilmiş Osmanlı zamanında. Evet. Bu bütün yediklerimi sindirirlermiş. Böyle bir otururmuş vücut. Zaten bamyan o kadar şeyi var ki özellikle saymakla bitmiyor. Evet kesinlikle. Saymakla bitmeyen bir özellikler var. Bayağı sıcak çorbaya da hasret kalmışım biliyorsun. Ne kadar soğuk ya. Öyle bir soğuk bir zamanda geziyoruz ki arkadaşlar dondum. Antalya çocuğu olmanın da vermiş olduğu bir zaman. Aynen size biraz soğuk gelir. Ben normalde kışın çok fazla gezmiyorum. Şu an Mart ayındayız ve Mart ayında normalde havalar ısınması lazım. Abi son 30 yılın en soğuk havası geliyormuş şu anda. Yarın 4-5 gün kar yağacağı söyleniyor. Evet 4-5 gün kar yağarsa biz İstanbul'da kalacağız galiba bu gidişte. Şimdi abi bunun tadına bakalım. Bu senin kendi spesiyal. Aynen. Ne ya bu baklava hamuru? İnce baklava hamurundan yap. Arasına özel bir kaymak yapıyoruz. 25 sütten oluşan biraz da peynir koyuyoruz. Hı-hı. O şekilde oluşturduğumuz bir tatlı. Hı. Abi çok hafif. Baymıyor insanın. Yani son yıllarda en favori tatlılarımızdan biri. Bu da tesadüf çünkü deneme yanılma yoluyla uğraşırken pat diye çıktı birden. Öyle güzel olmuş. Ha, öyle oldu. Sunduk, devamı geldi. Şu anda da çok. Şu an yediğimiz birçok yemek tesadüf abi. Yokluk zamanında aynen. Evde ne varsa karıştırarak yapılan şeyle. Bu da öyle çıkan bir tatlı yani. Biz şunu yapalım da olsun diye olan bir tatlı değil. Deniz abi. Spontane. Şimdi bu lezzetleri çok güzel insanlarla buluşturmuşsun. Yerimizi tarif ettik, fiyatımızı söyledik. Bizler de vesile olduk. Kocaeli'ye gelen takipçilerim sizi bulsun, güzel bir lezzetli sofra kursun. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğim bir şey? Valla Konya mutfağı severler. Bu lezzetleri tatmak isteyen bütün dostlarımızı, eşlerimizi, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaktan biz onur duyarız. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.